Merhaba değerli öğrenciler. Bugün Türk Edebiyatı'nda tiyatro konusunu işleyeceğiz. Göstermeye bağlı metin türü olan tiyatronun tanımını yaparak tiyatronun yapı unsurlarından, türlerinden bahsedeceğiz. Ardından geleneksel Türk tiyatrosu ve Tanzimat Edebiyatı ile başlayan modern Türk tiyatrosunu göreceğiz. Son olarak dünya edebiyatına tiyatro örneklerinden bazılarını görerek konumuzu sonlandıracağız. Tiyatronun tanımıyla başlayalım. Tiyatro bir yazarın sahnelenmek üzere yazmış olduğu, estetik değer taşıyan ve gösterme esasına bağlı olan bir metin türü. Oyun ve piyes adlandırmaları da kullanılıyor tiyatro için. Batı kaynaklı olan tiyatro türünün temelini antik Yunan tiyatrosu oluşturuyor. Bereket ve şarap tanrısı Dionysos adına yapılan dini törenlerden doğarak zamanla farklı türlere ayrılıyor. Tiyatro türü olay çevresinde gelişen metinler arasında göstermeye bağlı bir tür olarak yer alıyor. Tiyatroda eserler sahne ve perdelere ayrılıyor. Ana bölüm perde, bir perdelik bölümdeki oyuncuların değişikliğiyle oluşan bölümlere ise sahne adı veriliyor. Tiyatro, trajedi ve komedi olmak üzere iki kolda gelişme gösteriyor. Romantizm akımının etkisiyle dram türü ortaya çıkıyor. 20. yüzyıla beraber absürt tiyatro ve epik tiyatro gibi türler ortaya çıkıyor. Tiyatroda roman ve hikayeden farklı olarak betimlemelerden ziyade gösterme yöntemi egemen, aynı zamanda hikaye ve romanda gördüğümüz anlatma tekniği ve anlatıcı yerini konuşma tekniğine bırakıyor. Türk tiyatrosunu geleneksel tiyatro ve modern tiyatro olmak üzere iki başlık altında inceleyeceğiz. Geleneksel Türk tiyatrosunda orta oyunu, gölge oyunu, meda, köy seyirlik oyunları ve kukla gibi türleri göreceğiz. Batılı anlamda tiyatro ise edebiyatımıza çevirilerle beraber Tanzimat döneminde giriş yapıyor. Tiyatronun yapı unsurlarından bahsedeceğiz şimdi. Dramatik örgü, şahıs kadrosu, zaman, mekan ve çatışma tiyatronun yapı unsurlarını oluşturuyor. Her türlü insan hareketi ve sebep-sonuç ilişkisi bulunan tüm olaylar tiyatroda dramatik örgüyü oluşturuyor. Tiyatro türünde roman ve hikayede olduğu gibi anlatıcı bulunmuyor. Metin daha çok diyaloglardan, karşılıklı konuşmalardan ya da kişinin kendisiyle konuşmasından oluşuyor. Okur ya da izleyici olay örgüsünü bu diyaloglarla, hareketlerle, jest ve mimiklerle anlıyor. Bu olayları sahnede canlandıran kişiler ise tiyatro eserinin şahıs kadrosunu oluşturuyor. Roman ve hikayede olduğu gibi yazar kişilerin betimlemelerini, tasvirlerini yapmıyor. Onun yerine tiyatroda kişiler kendilerini konuşmalarıyla ve hareketleriyle seyirciye tanıtıyor. Tiyatronun yapı unsurlarından bir diğeri ise zaman. Tiyatroda olayların başlangıcı ve bitişi arasındaki süre olay zamanı olarak adlandırılıyor. Mekan ise eserde yaşanan olayların sahnesi. Mekan tasviri tiyatroda yok denecek kadar az. Mekan tiyatroda dekor aracılığıyla sunuluyor izleyiciye. Çatışma ise olay örgüsünün gelişiminde gerilimi ortaya çıkaran bir unsur. Kişinin kendisiyle yaptığı çatışmaya iç çatışma, kişinin hareketlerle ve sözlerle olarak karşı tarafta yaptığı çatışmaya ise dış çatışma adını veriyoruz. Tiyatroda iki tane anlatım tarzı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi diyalog, en az iki kişi arasında geçen karşılıklı konuşma. Monolog ise kişilerden birinin kendi kendine yaptığı konuşma türü. Şimdi sizlerle bir uygulama yapacağız. Aşağıda Shakespeare'in Hamlet adlı tiyatro metninden bir alıntı bulunuyor. Bu parçadaki tiyatronun yapı unsurlarını bulacağız. Kraliçenin odası. Kraliçe ile Polinoos girerler. Polinoos, şimdi gelecek. Kendisini güzelce azarlayın. Münasebetsizliklerinde ileri gidip tahammülü aştığını, şimdiye kadar sizin araya girerek onu kralın gazabından koruduğunuzu söyleyin. Ben şuracıkta ses çıkarmadan gizleneceğim. Rica ederim onunla açık konuşun. Kraliçe, söz veriyorum siz merak etmeyin. Çekilin, geliyor işittim. Hamlet, bakalım anne ne var? Kraliçe, Hamlet babanı çok gücendirdin. Hamlet, anne babamı çok gücendirdiniz. Kraliçe, hadi hadi sen bana saçma cevaplar veriyorsun. Hamlet, yok yok siz beni insafsız bir dille sorguya çekiyorsunuz. Şimdi metnimizi inceleyelim. Metin, kraliçenin odası yani mekan unsuruyla başlıyor. Burada kraliçeyi ve Polinios'u görüyoruz. Daha sonra aralarına bir de Hamlet katılıyor. Dolayısıyla bu üç kişi bu metnin şahıs kadrosunu oluşturuyor. Burada Polinios, kraliçe ve Hamlet'in karşılıklı konuşmalarına yani diyaloglarına yer verilmiş. Buradaki anlatım tarzı diyalog. Burada kısa bir olay örgüsünden bahsedilmiş ve çatışmanın bir kısmı burada bulunuyor. Bu metinde bahsedilmeyen yapı unsuru ise zaman. Hangi zamanda olduğu belirtilmemiş. Şimdi tiyatro türlerinden bahsedeceğiz.
Eski Yunan edebiyatında trajedi ve komedi olmak üzere iki tür bulunuyordu. 18. yüzyılda bu türlere dram türü de ekleniyor. Trajedi diğer bir adıyla tragedya ile başlayalım. Konusunu efsanelerden, mitolojiden, destanlardan ve tarihsel olaylardan almış, yaşamın acıklı yönlerini dile getirmiş, ahlak ve erdem örneği göstermek üzere yazılmış tiyatro eserlerine trajedi adını veriyoruz. Yunanca'da trajedi, keçi türküsü anlamına geliyor. Başlangıçta şiir şeklinde yazılırken 17. yüzyıldan sonra düz yazı şeklinde yazılmaya başlanmış. Trajedi, seyircide korku ve acıma hisleri uyandırarak ruhu tutkulardan arındırmayı, seyircileri iyi davranışları yönlendirmeyi amaçlıyor ve seyircilere ahlak dersi verilmesi hedefleniyor. Trajedinin kahramanları tanrı, tanrıça, yarı tanrı gibi olağanüstü varlıklardan, kral, kraliçe gibi yüksek zümreden insanlardan oluşuyor. Sanatlı, şiirsel bir dil kullanılıyor. Kaba sözlere, argolara yer verilmiyor. Beş perdeden oluşan bu türde birbiri ardına sürüp giden diyalog ve koro bölümleri var. Seyirciyi tedirgin edecek kavga, vurma, öldürme gibi olaylar sahnede canlandırılmıyor trajedide. Aynı zamanda üç birlik kuralına uyuluyor. Yer, zaman, olay birliği var. En çok 24 saatlik bir zaman içerisinde aynı yerde geçeceği hissi veren bir olay işleniyor. Trajedi türünde eser veren sanatçılardan bazıları Sofokles, Shakespeare, Corneille, Racine, Orhan Esana, Abdülhakamit Tarhan. Diğer bir türüm ise komedi, diğer bir adıyla komedya. Okuru güldürerek düşündürmeyi ve eğitmeyi amaçlayan tiyatro türü. Komedi türünde genellikle güncel halkın sorunları işleniyor. Eski Yunan'da bağ bozumu tanrısı Dionysos adına yapılan dini törenlerden doğuyor. Başlangıçta şiir şeklinde yazılan komediler 17. yüzyıldan sonra nesir yani düz yazı şeklinde yazılmaya da başlanmış. Komedi türünde sahnelenen olaylar üzerinden ahlak dışı eğilimler, kötü davranışlar, bozulmuş kurumlar üzerinden düşündürülme hedefleniyor ve seyirciye öğüt veriliyor. Trajedide gördüğümüz olağanüstü kahramanlar ya da seçkin kişilerden seçilmiş insanlar komedide görülmüyor. Onun yerine sıradan insanlar ve toplumun alt tabakasında bulunan insanlardan seçiliyor kahramanlar. Halkın anlayacağı sade ve yalın bir dil kullanılıyor. Komedide üslupta kusursuzluk aranmamakta, şakalara, kaba sözlere, argo ifadelere komedide yer veriliyor. Vurma, yaralanma gibi olaylar sahnede gerçekleşiyor. Üç birlik kuralına uygun şekilde yazılıyor komedi türündeki metinler. Yer, zaman ve olay birliği var fakat ilerleyen süreçte üç birlik kuralından vazgeçilmiş. Klasik komediden sonra komedi türünün karakter komedisi, töre komedisi, entrika komedisi gibi türleri de gelişiyor. Komedi türünde eser veren sanatçılardan bazıları Molière, Gogol, Aristofanes, Şinasi, Haldun Taner. Şimdi sizlerle bir uygulama yapacağız. Önce siz bu tabloyu defterinize çizin ve kendiniz uygulamayı yapın. Daha sonra beraber cevaplandıralım. Trajedi ve komedi türünün özelliklerini karşılaştıracağız. Ortak özellikleriyle başlayalım. İki tür içinde dedik ki eski Yunan'da dini törenlerle doğmuştur. Manzum yani şiir şeklinde yazılmış, daha sonra düz yazı şeklinde de yazılmaya başlanmıştır dedik. İki türde de diyalog ve koro bölümlerinden bahsettik. Trajedi ve komedinin 5 bölümden oluştuğunu ve ikisinde de 3 birlik kuralına uygun şekilde yer, zaman, olay birliği şeklinde yazıldığını söyledik. Şimdi farklı özelliklerine geçelim. Trajedi konusunu tarih, mitolojiden, efsanelerden, destanlardan alıyordu. Komedi ise günlük hayattan alıyordu konusunu. Trajedide acıklı olaylar işlenirken komedide güldürerek düşündürme amacı güdülüyordu. Trajedide olağanüstü kişiler, seçkin zümreden insanlar kahraman olarak görülürken komedide halktan kişileri görüyorduk. Trajedide süslü bir dil, komedide ise günlük halkın anlayacağı bir dil kullanılıyordu. Trajedide kötü olaylar sahnede canlandırılmazken komedide bu tip olaylar sahnede canlandırılıyordu. Ortak özellikleri ve farklılıkları bu şekildeydi. Şimdi dram türünden bahsedelim. Dram türünde trajedinin acıklı yönü ve komedinin gülünç yönü bir arada kullanılıyor. Romantizm akımının kurallarına Cromwell adlı eserinin ön sözünde yer veren Victor Hugo aynı zamanda dram türünün de karakteristik özelliklerini belirliyor. Konular gerçek hayattan ya da tarihten alınıyor ve kişileri her sınıftan insanlar. Tüm olaylar seyircinin önünde canlandırılıyor. Hem şiir şeklinde hem de düz yazı şeklinde yazılıyor dram türünde ve halkın konuştuğu dil kullanılıyor. Komedi türünde ve trajedi türünde gördüğümüz 5 perde dram türünde gözükmüyor. Perde sayısı yazarın tercihine göre değişiyor.
Üç birlik kuralına dram türünde uyulmuyor. Yer, zaman ve olay birliği drama türünde yok. Drama türünde eser veren sanatçılardan bazıları Goethe, Schiller, Namık Kemal. Şimdi sizlerle beraber geleneksel Türk tiyatrosu konusuna başlayacağız. Orta Asya'da yaşayan Türk boylarının düzenlediği sığır, şölen, yul törenlerindeki gösteriler geleneksel Türk tiyatrosunun ilk örnekleri olarak sayılıyor. Sizlerle bu törenleri daha önceki derslerimizde işlemiştik. 11. yüzyılda İslamiyet'i tamamen kabul eden Türkler yeni kültürün etkisiyle tiyatrodan bir süreliğine uzak kalıyorlar. Bu dönemden sonra Türkler kültür, inanış ve yaşayışlarına uygun olarak geleneğe dayalı bir canlandırma sanatı geliştiriyor. Biz bu canlandırma sanatını geleneksel Türk tiyatrosu olarak adlandırıyoruz. İlk olarak Karagöz yani gölge oyunuyla başlayacağız. Bu oyun deriden kesilen ve tasvir olarak adlandırılan bir takım şekillerin arkadan ışıklandırılarak beyaz bir perdenin üzerine yansıtıldığı gölge oyunu. İlk gölge oyununun Çin'de ortaya çıktığı düşünülüyor. Bir rivayete göre Karagöz ile Hacı Yuvat 14. yüzyılda Sultan Orhan zamanında Bursa'da bir cami yapımında çalışmış işçiler. Bu ikili sürekli şakalaşıyorlar, caminin inşaatını yavaşlatıyorlar. Bu sebeple Sultan Orhan tarafından öldürülüyorlar. Şeyh Küşteri isimli bir sanatkar onlardan dinlediği hikayeleri tasvirlerle arkadan ışık vererek gölge yoluyla anlatması sonucu Karagöz oyunu ortaya çıkıyor. Bu sebeple Karagöz oyununa Küşleri Meydanı da deniyor. Gölge oyunu Osmanlı'da 17. yüzyıl sonlarında iyice yaygınlaşarak hayali zil şeklinde de anılıyor. Gölge oyunlarında müzik önemli bir yere sahip. Genellikle tef kullanılıyor. Tulaata yani doğaçlamaya dayanan Karagöz oyununu oynatan sanatçıya hayali, hayalbaz, Karagözcü gibi adlar veriliyor. Halk kültürünün ortak özelliklerine dayanan bu gölge oyununun en önemli kişileri Karagöz ve Hacı Yvat. Karagöz oyunları 19. yüzyılda yazıya geçirilmeye başlanıyor. Karagöz oyununun bölümleri. Mukaddime yani giriş bölümü oyunun başlangıç bölümü. Müzikle başlayarak göstermelik adı verilen görüntü sahnede yer alıyor. Hacı Yvat müzikle beraber sahneye girerek bir perde gazeline başlıyor. Muhavere yani söyleşme bölümünde Karagöz ile Hacı Yvat arasında bir konuşma geçiyor. Asıl konuyla ilgisi olmayan bu bölümde karakterler özelliklerini yansıtacak konuşmalarda bulunuyorlar. Fasıl bölümü ise oyunun asıl bölümü. Burada oyuna farklı tipler de katılıyor. Bu tipler genellikle kendi şiveleriyle konuşuyor. Bitiş bölümünde ise sahnede sadece Karagöz ve Hacı Yvat bulunuyor ve aralarında kısa bir konuşma geçiyor. Karagöz her ne kadar sürçülisan ettiysek affola diyerek oyunu bitiriyor ve gelecek oyunu duyuruyor. Karagöz oyununda hayaliye yardımcı olan bazı görevli kişiler bulunuyor. Sandıkâr hayalinin çırağı yani yardımcısı. Yardak oyundaki şarkı ve türküleri seslendiren kişi. Darezen ise tef ve zil çalarak efektlere yardımcı olan kişi. Şimdi sizlerle Karagöz oyununun tiplerinden bahsedeceğiz. Karagöz duygularını doğrudan ortaya koyan, eğitim görmemiş bir halk kişisidir. Halkı temsil eder. Olduğundan farklı görünmeye çalışmaz. Cesur ve gözü pektir. Hacı Yvat ile çoğu konuda zıt fikre sahip. Duyduğu yabancı sözcükleri anlamayarak gülünç duruma düşüyor. Karagöz şakayı ve alayı da seviyor. Karagöz'ün giyimine genellikle kırmızı renk hakim. Bir kolu sürekli hareket ediyor Karagöz'ün. Hacı Yvat ise Karagöz'e göre daha eğitimli. Aydın ya da yarı aydın kişileri temsil ediyor. Arapça ve Farsça kelimeleri sıklıkla kullanıyor ve görgü sahibi bir tip. Kendisinden yardım isteyenlere yol gösteriyor. Hacı Yvat'ın giyimine ise yeşil renk hakim. Şimdi sizlerle kısa bir Karagöz Hacı Yvat gösterisi izleyeceğiz. Aa Karagöz'üm merhaba. Hacı Bat hep merhaba diye gidiyorsun yahu. Karagöz'üm bak sana bir şey diyeceğim. He söyle Hacı Bat. Karagöz'üm Ramazan gelmiş. Karagöz'üm insanları evlendirelim. Evlendirelim mi? Biz nasıl evlendireceğiz yahu? Evlendirelim değil, eğlendirelim. Nasıl evlendireceğiz Hacı Bat? Şarkıyla. Şarkıyla. O ne yahu? Sen müzik bilir misin müzik? Ezik sensin tepelerim valla. Ezik değil müzik müzik. Karagözüm onun 7 tane kaidesi vardır. 7 tane kaidesi vardır. 7 tane validesi mi var? O nasıl oluyor yahu? Valide değil kaide kaide. O ne yahu?
Bak Karagöz'üm. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kuru fasıl ya. Allah Allah, niye vuruyorsun Karagöz'üm? Yahu tepemde ne bağırıyorsun be adam? Karagöz'üm bak gel, insanları eğlendirelim. He? Eğlendirelim. Tamam Hacıvat, eğlendirelim. Nasıl eğlendireceğiz? Bak Karagöz'üm, şarkıyla. He? Şarkıyla. Söyle bakayım Hacıvat bir şarkı. Dur Karagöz'üm söyleyeyim. Nay na 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 na. Ya sen buna şarkı mı diyorsun? Ah peki Karagöz'üm sen nasıl diyorsun? Bak söyleyeyim. Bursalı mısın kadifeli gelin, çaydan mı geçtin? Yanakların al al olmuş, konyak mı içtin? Aman konyak mı içtin? Karagöz'üm bu şarkı mı? Evet. Ah Karagöz'üm gerçekten çok güzel, çok güzel. Bir kere daha söyler misin? Dur söyleyeyim. İçtiğimiz konyak, mezemiz kaymak. Sen kimin yarisin yavrum, her yanın oynak. Aman her yanın oynak. Ah Karagöz'üm gerçekten çok güzel oldu. Karagöz'üm artık veda vaktimiz geldi. Ne? Veda vakti geldi. Nasıl yani? Karagöz'üm hadi gösteriyi bitiriyoruz. Nasıl bitiriyoruz? Ah efendim nedir bu işler? Kafanı kırsın geyiklerle keşişler. Hoş olsun Gülhani, ben yıktın perdeyi eyledin viran, varayım sahibine haber vereyim hemen. Koşurlar ola, sen gidersin beni buraya bağlamazlar, lohçu çivisiyle de çakmazlar, ben de giderim idiyahı dalıba. Efendim ne kadar suçu lisan ettiyse gafola, gününüz aydın, Ramazan-ı şerefiniz hayrola, hoşçakalın. Karagöz oyununda karşımıza çıkan bazı tipleri tanıyalım. Çelebi, kibar bir ailenin çocuğu, Türkçe'yi İstanbul ağzıyla kusursuz bir şekilde konuşuyor. Ailesinden kalan malları işletmesi için Hacı Yuvat'a veren mirasede züppe bir tip. Zenne ise Karagöz oyununda kadınlara verilen genel bir isim. Zenne aynı zamanda orta oyununda kadın kılığına giren erkekler için de kullanılıyor. Bebe Ruhi, oyunda aptal olarak yansıtılan cüce olan bir tip, hiç durmaksızın konuşuyor ve Karagözeli alay ediyor. Tuzsuz Deli Bekir, kaba kuvvetleriyle olayı çözen bu karakterin elinde bir içki şişesi ve bir kama yani bıçak bulunuyor. Şimdi sizlerle bir soru çözeceğiz. Karagöz oyunu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Karagöz oyununda yazılı bir metin yoktur. Oyunun sözlerini her sanatçı oyun sırasında kendine göre düzenleyebilir. B. Muhavere yani söyleşme bölümünde Karagöz ile Hacı Yuvat arasında geçen konuşmalara yer verilir. C. Karagöz oyununu oynatan sanatçıya darezen denir. D. Karagöz oyunu konularını gerçek hayattan alır. E. Karagöz oyundaki gülünç durumların kaynağıdır. Hacı Yuvat'ın söylediği kelimeleri yanlış anlar. A seçeneği doğru. Karagöz oyunu yazılı bir metne bağlı olmadan doğaçlama şekilde oynanıyor. Muhavere bölümünde Karagöz ile Hacı Yuvat'ın konuşmalarına yer veriliyor. Kendilerini tanıttıkları bölümde bu kısım. Fakat C seçeneğinde Karagöz oyununu oynatan sanatçıya darezen değil de ne diyorduk? Hayali ismini veriyorduk. O yüzden yalnız seçeneğimiz C seçeneği. Karagöz oyunu konularını gerçek hayattan alır. Evet, bu da doğru bir cevap. E seçeneğinde ise Karagöz oyundaki gülünç durumların kaynağı olduğu bilgisini veriyor. Evet, doğru bir cevap bu da. Yanlış cevabımız C seçeneği oluyor. Dersimizi burada son veriyoruz. Tekrar etmeyi unutmayınız. Bir diğer dersimizde görüşmek dileğiyle.